Sevgili dinleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisinden hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün programımızda ekonomiyi ve Boao formunu konuşacağız. Konuğumuz Çin'i en iyi bilen isimlerden Sayın Doktor Altay Atlı. Sayın Atlı, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Şenol Bey, merhabalar. Çin'in dış ticaret hacminin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %29,2 artarak 8 trilyon 470 milyar yuana ulaştığı açıklandı. Büyüme de 18,3 oldu. Rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ya bu rakamlar tabii ki şöyle, yıllık karşılaştırmalar, yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdü, ülkenin ekonomisinin toplam büyüklüğünün, gayri safi yurt içi hasılasının ne kadar büyüdüğü, dış ticaretin ne kadar büyüdüğü. Şimdi dolayısıyla karşılaştırdığımız dönem, geçtiğimiz sene pandeminin etkisinin en şiddetli olduğu dönem. Yani geçen yılın ilk çeyreğinden bahsediyoruz. Çin'de tam kapanmaların yaşadığı, fabrikaların kapandığı, üretimin durduğu, insanların evden çıkamadığı dönemle kıyaslıyoruz. Dolayısıyla hani bu rakamlar tabii çok yüksek rakamlar, ama beklenen rakamlar. Yani o kadar düşük bir seviyeden sonra buraya gelmesi bir normalleşmenin olduğunu gösteriyor. Ama bu kadar büyük olmasının sebebi de tabii ki geçen senenin çok düşük olması. O açıdan bakmak lazım. Şimdi tabii yine de bir normalleşme söz konusu, ama birçok belirsizlik de devam ediyor. Yani baktığımızda Çin açısından dünyanın büyük ekonomileri arasında aslında bu normalleşme sürecini ilk başlayan ve şu ana kadar iyi götüren ülkelerden bir tanesi. Ama zaten hani yaşadığımız mesele bu pandemi konusu. Doğası gereği birçok belirsizlikleri zaten barındırıyor. Yani aşılar nasıl olacak? Yeterince aşı yapılabilecek mi? Tedarik edilebilecek mi? Veya daha farklı bir şeyle karşı karşıya gelecek miyiz? Bunların hepsi tabii ki etkiliyor. Şimdi ama şöyle bir şekilde de yorumlayabiliriz. Çin ekonomisinde ciddi bir normalleşme süreci var. Bütün belirsizliklere rağmen. İçine baktığımız zaman bu büyümenin hani itici güçleri nelerdir diye baktığımızda biraz daha yatırımlardan, yani sanayiye yapılan yatırımlardan, üretime yapılan yatırımlardan olduğunu görüyoruz. Bu bir tarafıyla iyi, bir tarafıyla ama bir tarafıyla da şöyle bir durum var. Çin ekonomisi pandemiden önce de bir yapısal dönüşüm sürecinden geçiyordu. Yani burada üretimde birçok yerde fazla kapasite oluşmuştu. Yani artık biraz daha çok içerideki tüketime yönelik, yani ihracatın da yanı sıra içerideki tüketimi artırmaya yönelik. Şimdi rakamlara baktığımızda, mesela perakende satış rakamlarına baktığımızda orada da bir toparlanma var. Ama üretimin gerisinden gelen bir toparlanma var. Yani kısa vadede dolayısıyla durum olumlu. Orta uzun vadede ise tüketimin canlanması çok önemli. Ama tabii orta ve uzun vadeyi konuşmak için de çok fazla belirsizlikler yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ve tabii ki hani ihracat tarafından baktığımızda da burada önemli olan küresel ekonominin hani toparlanması. Çünkü Çin istediği kadar üretsin, alacak olan adam hani eğer belirli bir ekonomik zayıflık yaşıyorsa alamayacaktır. O zaman ne anlamı var gibi bir durum da var. Dolayısıyla bütün bu meselenin içinden aslında bütün dünya ya birlikte çıkacak ya da çıkamayacak. Yani bu tek bir ülkenin kendisini kurtaracağı bir durum değil. Ama bu süreç içerisinde de Çin'in açıkçası hani bir öncü konumda olduğunu da görüyoruz. Onu da söylemek lazım. Bu yıl ekonominin %6'dan fazla büyümesi bekleniyor. Önümüzdeki dönem için öngörüleriniz nelerdir efendim? Yeni dönemde ne bekleyebiliriz Çin ekonomisinden? Şöyle, aslında Çin ekonomisi 2021 yıl için %6'lık bir büyüme hedeflediğini açıkladı. Bu geçtiğimiz ay yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde yapılmış olan, başbakan tarafından yapılmış olan bir açıklamaydı. Bu tabii biraz temkinli bir aslında biraz mütevazi bir büyüme hedefi olarak da düşünebilir. Şu yüzden söylüyorum, çünkü
Zaten %6-6,5 oranındaki büyüme pandemi öncesindeki yıllık büyüme. Şimdi bakın hani 2020 ile beraber ciddi bir duraklama oldu. Şimdi tekrar bir toparlanma süreci var. Dolayısıyla onun üstüne geçmesi. 2021 için bahsediyorum. Yani 2021'de o aranın telafi edilmesi 2022'den itibaren de normalleşmenin güçlenmesiyle birlikte pandemi öncesi durumun tekrar tutturulması öngörülebilir. Yani 8-9, %8-9 civarında bir büyüme bekleyebiliriz Çin ekonomisinden bence 2021 yılı için. Ama onun ötesinde tabii hani bir takım kırılganlıklar da söz konusu. Örneğin nedir bunlar efendim? Şimdi mesela baktığımızda Çin'in toplam borç oranı, yani borçtan kastımız şu, hem kamu tarafı borcu, hem özel sektör, hem hane halkı borcu. Ekonomideki canlılık teşviklerle sürüyor. Yatırımlara çok para ayrılarak tekrar sürüyor. Bu kısa vadede tabii ki yapılması gereken şey ama borç oranını yükseltiyor. Şimdi bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve artık giderek ekonominin daha sağlıklı bir şey oturması lazım. Hatta oturması lazım. Birincisi bu. Diğer taraftan tabii hani birçok alanda Çin dışarıdan girdilere, Çin'deki üretim için dışarıdan girdilerin yani önemi var. Hani ham maddelerden tutun da hani birçok alanda ve son dönemde fiyatlar çok yükseldi bütün dünyada pandemi sebebiyle. Bu da tabii Çin'in üretiminin maliyetini arttırıyor. Üretimi artan maliyetin de rekabet avantajı hani bir ölçüde azalmış oluyor. Yani yakın zamanda evet büyüme oranlarını bu şekilde bekleyebiliriz. Ama tabii ki işte bu bahsettiğim gibi belirsizlikler var. Bu belirsizlikler hani biraz daha şekillendikçe Çin kendisini nasıl konumlayacak bu durumda bence yakın zamanda bunu göreceğiz esas. Evet. Siz değinmiş olduğunuz söyleşimizin başında ama COVID-19 pandemisi dünyada ciddiyetini koruyor ve vaka ve can kayıpları da her geçen gün maalesef artıyor. Dünya ekonomisi de ciddi sorunlarla yüzleşiyor. Dış ticaretin gelişiminde de belirsizlikler mevcut. Ve aynı zamanda kuşak yolu da bu pandemi maalesef etkiliyor. Bütün alanlarda olduğu gibi. Covid ile birlikte nasıl bir tablo bekliyor yılın geri kalanında diye size bir soru yöneltmek isterim Sayın Atlı. Covid ile birlikte işte ekonomide bahsettiğimiz şekilde yani evet, büyümenin devam etmesi ama bir tanıklığın kırılganlıkların devam etmesi söz konusu. Ama kuşak ve yol özelinde bakacak olursak yavaş yavaş hani aslında projelerin tekrar canlanmasını bekleyebiliriz. Birçok proje duraklamalar yaşadı, ertelendi, bazı projeler iptal edildi. Şimdi tabii kuşak ve yol uluslararası bir hani girişim. Yani bu evet, sadece Çin ekonomisiyle ilgili bir durum değil, diğer ülkelerin de ekonomileriyle ilgili bir durum. Yani Pakistan'da yapılan bir projenin tekrar devam etmesi, canlanması için Çin ekonomisi kadar Pakistan ekonomisinin ve Pakistan'daki virüs pandemi koşullarının da iyileşmesi gerekiyor. Ancak tabii kuşak ve yol genelinde bir 2021'de böyle bir hani kademeli olarak tekrar bir açılma, tekrar canlanma bekleyebiliriz. Ama esas olarak tabii ki kuşak ve yol dediğimiz zaman bence yeni dönemde açıkçası bu hani altyapı projeleri, lojistikle ilgili işte demir yolları, limanlar vesaire bunlar tabii ki devam edecek. Ama pandemiyle beraber odağın biraz daha dijital ipek yoluna, sağlık ipek yoluna kayacağını da söylemek bence mümkün. Bunlar dijitalleşme ve tabii ki her şeyden önce sağlık konusu. Pandemiyle birlikte tüm insanlığın önceliği olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Kuşak ve yol da buna karşılık verecek şekilde bence yeni dönemde şekillenecektir. Dijital ipek yolu, yani Çin'de gelişen dijital teknolojilerin işte kuşak ve yol ülkelerinde kullanımıyla ortak geliştirecek projeler ve artık sağlık tarafındaki projeler bence yeni dönemde esas odak noktasının burası olacağını öngörebiliriz. Evet. Sayın Atlı çok teşekkür ediyoruz ekonomiye dair verdiğiniz bilgiler için. Şimdi de Boğa Forumu'nu biraz konuşalım dilerseniz. 20 yaşında bu forum. Evet. Çin'in önerisiyle biliyorsunuz oluşturulan Boğa Asya Forumu'nun 20. yıl dönümü kutlandı. Foruma ilişkin sizden biraz bilgiler alalım Sayın Atlı. Neler söylemek istersiniz?
Forum işte şey deniyor foruma zaten, Asya'nın Davos'u deniyor. Böyle üst düzey bir diyalog platformu. Hani üst düzey siyasetçiler, yöneticiler, iş insanları vesaire bunların katıldığı, böyle dünyayı ilgilendiren konuların tartışıldığı işte Davos benzeri bir forum. 20 yıldır sürdürülüyor. Yaklaşık şu anda böyle aktif olarak katılan 30 kadar ülke var. Asya'dan ve Asya dışından. Ben açıkçası önemli buluyorum bu forumları. Yani şu yüzden her şeyden önce küresel sorunların çözülebilmesi için ilk adım, konu ne olursa olsun, diyalog. Yani çünkü küresel sorunlar küresel çözümler getiriyor. İşbirliği gerektiriyor. Yani mesela küresel ısınma hiçbir ülke tek başına çözemez. Pandemi hiçbir ülke tek başına çözemez. Bunlar hep birlikte çözülecek sorunlar. Bunun için de diyalog lazım. İşte bu tür Boao gibi platformların bu açıdan, diyalog açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl işte önümüzdeki günlerde başlayacak. 18 Nisan'da ve temasında dünyadaki büyük değişimler, küresel yönetimi ortaklaşa ele almak, kuşak ve yol inşasını birlikte yürütmek. Sizin dediğiniz gibi hep birlikteliğe ve diyaloğa evet vurgu Tabii ki. yapıyor. Yani küresel yönetişimle ilgili işte zaten temel konu bunlar. Yani Davos'ta da bu ön planda, G20 zirvelerinde de bu. Boao da buna bir Asya perspektiviyle katkı sağlıyor diyebiliriz. Ama özel olarak tabii ki bu sene bence ağırlıklı olan bir konu herhalde kuşak ve yolun gidişatı olacak. Çünkü dediğimiz gibi hani kuşak ve yol önemli bir dönemece geldi. Pandemiyle birlikte birçok proje ertelendi, askıya alındı. Yeni dönemde bunların hangileri tekrar canlanacak ve işte bu dijitalleşme, sağlık, İpek Yolu yeni çehresi ne olacak kuşak yolun? Bence Boğa Forumu da bu anlamda, çünkü katılan ülkelere baktığınızda zaten çoğu da kuşak ve yol girişiminde önemli bir yeri olan, önemli konumda olan ülkeler. İşte hani dolayısıyla bu platformda herkesi bir araya getirip bu girişimin yakın dönemdeki geleceğini konuşmak için önemli bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Evet. Sayın Akademisyen Doktor Altay Atlı, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz, vermek istediğiniz mesajlar varsa son olarak alalım efendim sizden. Eklemek istediğim şey şu, yani Buyurun. pandemi biz çok şey konuşuyoruz. Hani Çin normalleşmeden bahsediyoruz. Çin için dedik işte başka hani birçok konuda ama hala çok normal bir dünyada yaşamıyoruz. Yani pandemi çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Evet, maalesef. Dolayısıyla bütün bu konuları konuşurken yani sadece günlük hayatımız değil tabii ki dikkatli olacağız, kurallara uyacağız, bütün bunlar tamam. Ama dünyayı gözlemlerken, dünyada ne oluyor, ne bitiyor buna bakarken de yani henüz normal bir süreçten bahsetmiyoruz. Sadece normalleşme olduğu zaman ne olacak diye bir takım öngörülerimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Birçok belirsizliğin olduğu bir noktada hani bunu da bence akıldan çıkartmamak lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisinin sevgili dinleyicileri, bugün akademisyen doktor Altay Atlı ile Çin'in dış ticaret verilerini ve Boao Forumunu konuştuk. Bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.